Bugün yumurtalık ya da tıbbi ismiyle over kanseriyle ilgili rastladığım yeni bir makaleyi sizinle paylaşmak istiyorum. Yumurtalık kanserinin yaklaşık %80'ine hastalığın ileri evrelerinde teşhis konur. Bu da tedaviyi zorlaştırır. Yani yumurtalık kanserinde erken teşhis çok önemli. Umarım bugünkü paylaşacağım araştırma bazı insanlar için erken bir uyarı sistemi olarak düşünülüp bir yarar sağlar. Şimdi yumurtalık kanserinde erken adet görme ve doğum yapmamış olma gibi risk faktörleri var ve bunları değiştirmek neredeyse imkansız. Yumurtalık kanseriyle bağlantılı olan şu ana kadar tek çevresel toksin asbest. Ancak yumurtalık kanseri gelişen kadınların büyük bir çoğunluğunda bilinen bir yüksek riskli gen veya asbest maruziyeti yok. Bu nedenle başka tetikleyiciler de olabilir. Bugünkü yeni araştırmada Muhtemelen onlara değinmiş olacağız ve başka riskli kimyasal maddeler ortaya koyacağız. Geri gelmişken bu kanalda sağlıkla ilgili en yeni araştırmaları anlattığımı biliyorsunuz. Ve bu videolara ulaşmak için kanalıma abone olmayı yani daha erken ulaşmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Devam edelim. Yumurtalık yani o ev kanseri ile bu kimyasal çevresel kirleticilere maruz kalma arasında bir ilişki var. Bu kimyasal kirleticiler içerisinde endokrin bozucular önemli. Endokrin demek hormon demek. Yani çevresel kirleticiler insan bedenindeki hormon sistemini bozabilirler. Over kanseri hormona bağlı bir kanser ve bu endokrin bozucular kadınların over kanseri riskini etkileyebilir. Endokrin bozucular önemli bir konu ve bu konuda ayrı bir video çekeceğim. Ama sadece kısa bir tanımlamayla burada da geçeyim. Endokrin bozucular hormon sistemini etkileyen ve hormonal dengeyi bozan maddelerdir. Doğal olarak oluşabileceği gibi endüstriyel kimyasallar, tarım ilaçları, plastikler, boya ve deterjanlar gibi insan yapımı maddelerden de kaynaklanabilirler. Örneğin plastik ürünlerde, teneke kutularda, içecek şişelerinde ve diğer birçok endüstriyel üründe bulunan BPA yani bisfenol A maddesi hormon benzeri etki yaparak östrojen gibi davranabilir. Bu saydığım maddelerin erkekler tarafından da çok sık kullanıldığını düşündüğünüzü biliyorum. Son yıllarda erkeklerde daha çok kadınsal davranışların varlığı bu böyle açıklanabilir. Neyse konumuza geri dönelim. Bugün belirli meslekleri ve yumurtalık kanseri riskini potansiyel olarak etkileyebilecek Kanada'da yapılan gerçekten ilginç bir araştırmayı konuşacağız. Montreal Üniversitesi'nden araştırmacılar 18 ila 79 yaşlar arasındaki kadınlara ilişkin verileri analiz ediyorlar. Yumurtalık kanseri teşhisi konan 491 kadını hastalığı olmayan 879 kadınla karşılaştırdılar. Bu karşılaştırmalı bir araştırma olduğu için sonuçları daha anlamlı kılıyor. Çalışma 3 meslek grubunda over kanser riskinin en fazla artmış olduğunu buldu. Birinci grup güzellik uzmanı ve kuapörler. 3.2 kat artış. Kuaförlükle ilgili mesleklerde çalışan kadınların saç boyaları, şampuanlar, saç kremleri ve kozmetik ürünler de dahil olmak üzere yüksek konsantrasyonlarda çok sayıda kimyasala maruz kaldığı tespit edilmiş. İkinci grup muhasebeciler. Bu grupta ise iki kat artış var. Bu aslında beklenmedik bir durum ve daha çok araştırılmalı. Ama şunu da söyleyelim, muhasebecilerin hareketsiz bir ortamda fotokopilerle, yazıcılarla sık uğraşması bazı uçucu organik kimyasallara daha fazla maruz kalınması riski artırmış olabilir. Üçüncü grup ise dikiş nakış işiyle uğraşanlar. 1.85 kat artış olmuş. Çalışmada yumurtalık kanser riskiyle sentetik lifler, polyester, nifler, selüloz arasında ilişki bulunmuş. Bu da dikiş nakış işiyle uğraşanlarda artışın nedenini ortaya koyuyor. Araştırmada ilginç bir şey daha oldu. Hemşirelerde risk azalmış bulundu. Şimdi bu araştırmada bu saydığım 3 meslek gruplarında en az 10 yıl çalışanlarda riskin arttığını belirtelim. Kuaförlerle ilgili 2019 yılında başka bir çalışmada ise bu meslek grubunda akciğer kanseri, gırtlak kanseri ve mesane kanserlerinin de riskinin arttığı bulunmuştur. Yani kuaförlük sağlık açısından riskli bir meslek. Bu arada her iki çalışmanın da linkini aşağıda açıklamalar bölümüne koyacağım oradan okursunuz. Şimdi bu çalışma bu saydığım meslekte çalışan kadınların hem çalışma ortamlarının iyileştirilmesi, örneğin maske ile çalışılması gerektiğini, çalıştıkları ortamlarda havalandırmanın çok iyi olması gerektiğini ortaya koyuyor. Ovet kanseri pelvis tabanında geliştiği için geç belirti veriyor ve geç tanı konuluyor. Ama bu çalışma bu meslek gruplarının yine de erken tanı koymak için daha sık doktora görünmesi gerektiğini gösteriyor özellikle kuaförlere, müşterileri arasında ya kadın doğumcu jinekologlar varsa en azından onlarla daha sıkı ilişki içinde olmalarını tavsiye ederim. Bugünkü araştırmamız bu kadar. Bunun gibi daha ilgi çekici araştırmalar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kuaförünüzle bu videoyu mutlaka paylaşın. Bir sonraki videoda buluşuncaya kadar efendim sağlık zenginliktir, sağlıcakla kalın.